şefkat-ı Muhammedi Efendimizin ümmetine düşkünlüğü. Süleyman Çelebi ne diyor? Doğduğu an ümmetini sordu diyor. Doğduğu an. Efendimiz yeryüzüne teşrif ettikleri zaman gerçekten Cenab-ı Hak emretti. Hazreti Amine'ye bir an bir baygınlık verildi. Melekler gelip, ki o meleklerin liderleri İsrafil ve Cebrail'di. Melekler gelip Efendimiz'i bütün insanlık alemiyle tanıştırdılar, manada tanıştırdılar. Bunun sebebini soranlara, Efendimiz yeryüzüne teşrif eder etmez, Cenab-ı Hak, Habibim yeryüzüne seni indirdim, bir dileğin var mı diye sordu. Ümmetim nerede ya Rabbi dedim. Bunu hiç unutmayınız. Ona ümmet olmaya çok alçaktır, inanınız. Doğduğu an ümmetine sarılıp onu düze çıkarmak, insanlık haysiyetlerine uygun hale getirmek için çabası, başka bir şey istediği yok ki. İnsanlık haysiyetlerine uygun. İşte bu sistem içerisinde bir mümin cari yürekten eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Gördüm ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bunu unutmayınız. Hep eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedik mi, söylediğimiz ağzımızdan çıkanı kulağımız işitsin. Gördük ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ne demek bu? Ben onun Allah'ın peygamberi olduğunu gördüm diyoruz. Ne demek ya? Nerede gördük biz? Kitapta okuduk. Hayır. Kalk gözümüz gördü. Kalk gözümüz adına yapıyoruz. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah cümlesini. Hatta eşhedü enne la ilahe illahu da her ikisini de kalk gözümüz adına yapıyoruz. Yoksa eşhedü en la ilahe illallah dediğimiz zaman gördüm ki Allah'tan başka kuvvet yoktur. Yalnız o vardı dediği zaman kim gördü? Madem öyle niye paraya tapıyorsun? Madem öyle mevkiye niye tapıyorsun? Madem öyle zenginin yanında boynun kırık da fakirin yanında niye böyle hindi gibi kabarıyorsun? Gören adam bunları yapmaz. Onun için mümini tarif eden Efendimiz ne diyor? Zalime karşı vakur, cesur, mazluma ve fakire karşı böyle eğik, yüreği ezik ve merhametli diyor. Kontrol edin. Bir adam Müslümanım diye ortaya çıkmışsa, eğer zengine karşı, kuvvetliye karşı böyle cüzük de fakire karşı böyle horoz gibiyse, yok kardeşim senin imanın hasta. Eğer sahiden Müslüman olmak istiyorsan git kendini tamir ettir. Aman efendim neyim hasta? E ne dedin sen? Eşheden la ilahe illallah dedin. Allah'tan başka kudret yoktur. Ancak o kudret vardır dedin. Beraberinde bir kudret vardır demedin. Niye onu kudret sayıyorsun da karşısında eziliyorsun, büzülüyorsun, fare gibi küçülüyorsun? Çünkü habis menfaatin acaba bundan bana bir şer gelir mi? Yahut ileride bir hayır gelir de üç kuruş bana menfaati dokunur mu diye siniyorsun yanında. O fakirde nasıl olsa sana beş kuruşluk menfaati olmaz. Sana bir yardımı da olmaz. Onun karşısında da horoz duruyorsun. Çalışsaydı. Bu çalışsaydı diyen adamlar akşama kadar manyaklık edip hiç çalışmadığı halde bol para kazanan adam orada bir zavallıyı göre çalışsaydı diyor fakir olacağını diyor. Sen çalıştırdın mı? Çalıştığından mı verdi Allah? Onun için eşheden la ilahe illallah demenin mesuliyeti yanında eşhedenle Muhammeden. Ben gördüm. Muhammed Allah'ın elçisidir diyorsun. Sen görmedin, gönül gözün gördü. Gönül gözün gördüğü için sen de bunu söyledin, Allah da kabul etti. Yoksa eşhedenle Muhammeden Resulullah diyebilmek için Cebrail'i Cebel-i Nur'da Efendimiz'e ilk ikra mesajını getirirken görmek lazım. Babasının ayına Müslümanlığı vermezler. Eğer kalp gözümüzü kabul etmese Cenab-ı Hak, kalp gözün gördü şaşkın, sen görmesen de gördüm de. Gördüm Muhammed Allah'ın elçisidir de diyor Allah. Kalp gözün gördü çünkü diyor. O kalp gözü günün birinde bu göze yansıyacak ve mutlaka görülecek. İnşallah Allah hepinize Efendimiz'e karşı sevgi ve saygıda kusur işletmesin. Onun şefaatinin evvela dünyadaki halini görün. Onu gözlerinizle görün. İnşallah. Ve o zaman inanın ki öldüm öldü lafı, ancak benim bir köyde tanıdığım pek hoş bir dostum vardı. Çok medrese bitirmiş, üniversite bitirmişlerden akıllı bir adamdı. Okuması yazması yoktu da. Bir gün köye gittim de sordum ne var ne yok diye. Fena adam öldü dediler. Ölmedi lan dedi. Ölen eşektir dedi. O dünyasını değişti dedi. Onun için çok iyi kendinizi hazırlayınız. Siz Fahri Kainat Efendimiz'in bulunduğu bir düzlemde varsınız. Sizin düzleminizde Fahri Kainat Efendimiz var. Sizi bu tarafa vermiş. Nasıl ki her zaman arkadaşlarıma sohbetlerde misal getiririm.
Cafer Sayar Hazretleri nasıl ki Habeşistan'a göndermişse siz de 1988'in burasına göndermiş. Siz Efendimiz'e bağlılıkta, merhudiyette ve imanda sıdkı sadakat göstereceksiniz. Efendimiz'e bağlanan birinci maddesi bu tarz bir iman. İkinci tarz iman nedir? Efendimiz'in istediği tarzda yaşamak. Efendimiz'in istediği tarzda yaşamak. Nedir onun istediği tarzda yaşamanın ana hattı? Bir kere Kur'an'ın temel hükmü olan namaz ve infak. Bir insanın madde ve manasını kurtarabilmesi için namaz kılması ve infak etmesi şarttır. İnfak, bir insanın diğer insanlara karşı her türlü yardımı demektir. Para yardımı, güler yüz yardımı, derdine ortak olma yardımı, ders anlatma yardımı, koluna girip gezdirme yardımı, yoldan taşı alıp da bir adamın bir tarafına rast gelmesin, düşüp kırılmasın demesi yardım, her türlü yardım. Buna infak denir. Eskiden Türk ananesinde vardı, o böyle asfalt falan yokken o toz toprak içerisinde yarısı taş, yarısı toprak olan tozlarda bir tane at arabası sekmezdi. Çünkü sabahleyin namaza giden ihtiyarlar dönüşte yoldaki bütün taşları, her şeyi toplarlardı. Bir müminin ayağına çarpmasın diye. Biz böyle devirlerden geldik. Beres mi geldik zannediyoruz? Bu dünyanın gargacasında biz burada oturuyoruz, erkekliğimizden oturuyoruz zannediyoruz. Ne devirlerden geldik biz. Biz Allah'ın özel himmetine uğramış bir kavimiz, bir milletiz. Yoksa bu kadar kargaşanın, bu kadar düşmanın içinde tüyümüzün darmaması lazım. Yoluk gaza çevirirler adam. Ama Allah'ın lütfi keremi hep üzerimizdedir, hep üzerimizde de kalacaktır. Allah'ın izniyle. Hele bu gençler böyle imana yöneldikçe bu millete ölüm yok. İşte Efendimiz'e imanın ikinci maddesinde Efendimiz'in istediği tarzda yaşamayı bilmek. Ayet-i kerime kestirmiş atmış. Namaz kılacaksınız, infak edeceksiniz. Ben böyle kul bilirim diyor. Daha enteresanı yüce kitabımızın kendini tanıtmasıdır. Yüce kitabımız kendisini tanıtırken diyor ki Zalikel kitabe la reybe fihi huden lil muttakin. Bu kitap ancak müttakileri aydınlığa çıkartır. Demek ki müttaki olmadan Kur'an'dan medet umma diyor. Allah. Nasıl olur müttaki dersen yine ayet kendisine tarif ediyor. O müttakiler ki gaybe inanırlar, bana inanırlar. Demin söylediğimiz gibi. İki, namaz kılarlar ve infak ederler. Bunu yaparsanız Kur'an sizi ışığa çıkartır diyor. Efendimizin kainattaki sırrı, kainattaki sırrı Kur'an'ın çıkardığı projektöründe, Kur'an projektöründen çıkan ışığı herkese tevcih etmektir. Bir projektör, sen karanlıkta kalmışsın, Efendimiz tevcih ediyor. Ama tevcihine bir madde koymuş Allah. Efendimiz'e, dolaylı olarak Efendimiz'e diyor ki, bu Kur'an'ı ancak namaz kılan ve infak edenleri hidayete çıkarsın diye gönderdim. Ayak takımı gerizekalıların Kur'an'dan hiçbir şey beklemesin. Adam okuyor Kur'an, hiçbir şey anlamadım diyor. Anlamazsın çünkü sen muttaki değilsin. Kitabın başında yazmış. Da var, senin anlamayacağını okuduğun kitap başında yazmış. Diyor ki bu kitabı infak etmeyen, başkalarını sevmeyen, Allah'ını tanıyıp da elhamdülillahi rabbil alemin diye huzuruma duymayana bu kitap yasak diyor, anlayamazsın sen diyor. Adı sana ya ver okudum. Çok da mühim bir şey değilmiş diyor Kur'an. Allah bin türlü beyanı versin deyyus. Nesini okudun anladın. Senin ilmin tümü var orada. Açık açık yazılmış. Sen okuyacaksın da geri zekalı kafanla yanlış bir tercüme okuyacaksın. Kur'an karşısına çıkacaksın öyle mi? Ama Allah peşinde diyor ki diyor. Boşuna okursun diyor. Adam elini alınca bakacak. Ne diyor bu kitabın benim cümlesi ya? İnfak edip namaz kılmayanı aydınlığa çıkartmam diyor kitap. Öyleyse ben okumayayım diyecek. Ben affedersiniz deyusun birisiyim diyecek. Peşin. Eğer gönlü varsa Allah'dan geçinmeyi okuyacak. Evet. Gerçekten beni yaratan Allah. Bak şimdi yine gevelediler ağızlarında ozon perdesini. Gök delindi, yırtıldı, çarptı, cürttü diye yalanı söylediler, söylediler. Allah ayaklarına dolaştı. Biz de söyledikçe en yakınlarım diyordu ki ya Haluk Bey sen astrofizik uzmanı mısın? Adamların dediği doğrudur, delirmiştir. Kardeşim ben astrofizik uzmanı değilim ama Kur'an'ı levül hamdi vel minne iyi okudum. Sure-i Mülk de delinmez diyor. Bu tabakayı verdim delinmez diyor. Niye deyusluk ediyorlar bunlar diye hırslanıp duruyordum. Geçen geldi televizyona şöyle adam. Yok dedi. Ozon uzmanı bir profesör geldi. Esmer Zenci. Adam dedi ki delindi falan yok dedi. Ne dedi? İnceldi. Nereye inceldi? Güney yarım küresindeki aşağıdaki çıkış yerinde bir incelme var.
Aşk aşkın. Spireyi Avrupa sıkar da güney yarım küresinin altında delik mi olur? Ama insanoğlu daima yanlışı öğrenmeye mütemayildir. Daima yanlışı fark etmeye mütemayildir. İşte kuru okudum da bir şey anlamadım. Lan ozanını yazıyor. Ozanın delinmez diyor. Kendini parçalama şaşkın diyor. İşte Efendimizin bizden istediği Sure-i Kevser sırrında kalıp etler olmamak için ikinci maddede Kur'an'ın himayesine girebilmek ve ona da girebilmek için namaz ve infak unutmayacaksınız. Demek ki Efendimizle irtibatı koruyabilmek için iki ana hattı unutmayınız. Namaz ve infak. Hangisini ne kadar yapabiliyorsak. Namazdan nefisleri kaçıran bir büyük sorun vardır. Hattımızda kalsın unutma. Efendim ben nasıl olsa beş vakit kılamıyorum. Ben bir sabah namazına kalksam ne olacak, atmasam ne olur. Olmaz. Bir vakit dahi kılsan haftada mutlaka devam edeceksin ve gittikçe artıracaksın. Şimdilik haftada bir vakit mi kılabiliyorsun? Bir vakitini terk etme nasıl olsa kılamıyorum diye. Allah'la arandaki ceryanı kesme. Namazı terk ettin mi fişi çekiyorsun. Bitti, ne ışık yanar ne teyip kaydeder. Bunu kafanıza koyun. Ama efendim iktizai beşeriyet, ben bir tembel adamım, ben bir şaşkın adamım. Haftada bir önce kıl. Tamam, haftada bir kıl. Ama unutma, namazda geri gitmek yasaktır, bunu unutmayınız. Eğer günde bir vakit kılabiliyorsan gün aşırıya bindirme. Haftada bir defa kılabiliyorsan iki haftada bire indirme. Daima ileri götür. Günde bir vakit kılıyorsan bir zaman gelsin, iki sene tekrar kıl. İki sene sonra da öğlen namazında kıl. Yalnız sabah kılıyorsan bir farz, yahut akşam da kıl. Bunu anahtar olarak kullanın. Çoluğunuza, çocuğunuza mutlaka namaz kıldırın. Ama ayda bir defa kılsın. Daima başlatın. Namaz kılmayana Kur'an hitap etmez diyor Allah. Bu ne ağır bir hükümdür ya. Biz dalga geçiyoruz ya. Namaz affı alıyoruz. Ne var ya adam tarikat şey. Namazı boş ver demiş. Ben seni Allah'a götürürüm. Ne götürüyorsun ya? Kur'an götürmez dedikten sonra sen kimsin götürecek? Binaenaleyh namazı hiç unutmayın. Bir, iki, infakı. Ne kadar sıkıntıda olursa olsun bir başkasına yardım etmeyi kendiniz için iş bilin. Kıyımsızsanız, paraya kıyamıyorsanız bir adamın derdine derman olun. Acısına ortak olun. Kendisine yakın olun, teselli edin. Elinizden ne geliyorsa Allah fotoğrafınızı biliyor. Cimri olduğunu da biliyor senin. Bu diyor, kulum diyor, ben böyle yaratmadım ama kendisi dünyaya düştü. Çünkü cimriyi Allah cimri olarak yaratmaz, bunu unutmayın. Bazıları der ki ne yapayım efendim, Allah beni böyle yaratmış. Hayır. Sen nefsine fazla taptığın için, cimrilik onun için yasaktır. Nefsine fazla tapan insan cimri olur. Yarın ne olacağım? Üç kuruş daha cebimde kalsın. Allah'ın belası olacak. Sanki Allah idare etmiyor. Sen o üç kuruşunu idare edecek. Hani la ilahe illallah dediydin? Onun için Allah da ona yutmuyor. La ilahe illallah diye. Ondan sonra para verme. Niye? Ne olur ne olmaz. Yarın kalp damarım tıkanırsa doktora vereceğim. Ya ikinci bir Allah dikti şimdi. Doktor onu kurtaracak önümden. Ondan sonra üçüncü bir Allah dikti. Avrupa'ya gidecek. Avrupa'da bilmem hastalığını tedavi etti. Dördüncü Allah dikti. İşte çoluk çocuk da bize şöyle olur filan. İnfak ve namazı terk etmeyiniz. İkincisi Efendimiz'e salavat-ı şerife okumayı kesinlikle Sure-i Kevser'i bitiriyorum. Bu cümle hepinize bir nevi gönül emri. Boş kaldığınız anda salavat-ı şerife'ye başlayın. Boşluk geçene kadar, meşguliyetiniz geçene kadar. Tezgahın başındasın, törpülüyorsun. Arkadaşının işinde, arkadaş da orada duruyor. Parası alıyor, sonra para verecek. Törpü bitene kadar salavat-ı şerife okuyun. Salavat-ı şerifelerde kısa okuyun. Öyle uzun ağdalı salavat-ı şerife değil. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bu. Çünkü ne kadar kısa okursanız Muhammed kelimesini o kadar çok tekrar edersiniz. Ne kadar uzun okursanız Muhammed kelimesini o kadar az okursunuz. Allah hepimize Sure-i Kevser'in sırrını anlamak nasip etsin. Bir, Efendimizin himaye, kerem, şefkat, sevgisini üzerimizden hiç eksik etmesin. O sevmedikçe hepimiz köstebekle farksız oluruz. Kör, toprağın altında kuyunur durur. Ne olursa kalalım. O severse düze çıkarır. Kevser sırrıyla bizi cennette de müşerref kılar. Sadakallahu lazim. Velil el-Fatiha.